Arka Bahçe'ye hoş geldiniz. Evet, bu akşam da her şeye rağmen inatla, ısrarla muhabbet, müzik, tiyatro, sanat konuşmaya, bunlardan bahsetmeye, bunlarla ilgilenmeye devam edeceğiz. Tüm bu ağır gündemin ortasında size de birazcık iyi gelsin diye. Evet, Dejavu ile açacağız programımızı. Sonra Taşra Kabare ekibinden Cemal Toptaş, Nergis Öztürk, Yeniz Kubancı ve Genco Özak bizimle birlikte olacaklar. Onlarla birlikte ve Dejavu'dan konumuzla birlikte muhabbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz, tiyatro konuşacağız, temizlik işleri konuşacağız. Evet, Arka Bahçe başlasın. Kaynaması durumu var, bir şeyler oluşuyor ve aslında böyle ana akım medya ve ana akım plak firmaları da biraz gözlerini bu taraflara çevirmeye başladılar. Çünkü burada gerçek bir değer var. Yani potansiyel var ayrıca. Dönemdaşlarım diyeyim, hani herkes gerçekten yaşadığı, hissettiği ve taze bu anın, bu çağın, İşte şu an yaşadığımız şey her neyse yani İstanbul'da, Türkiye'de onun müziğini yapıyor.
ve o tazelik çok şey, cezbedici bir şey. O yüzden işte Ablukada'nın konserleri, işte hiç albüm tanıtım vesaire falan olmadan. Bir sohbete aslında biraz hızlı başladık. Gördüğünüz gibi dejavu ile programa da hızlı başladık. Hatta başladığımızın farkına varamadık. Biraz öyle bir durumdayız. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Dejavu ile açtık dedik. Bize duydum ki unutmuşsun demişlerdi ama kendince hoşla gol atarak başladılar. Elinize sağlık, ağzına sağlık. O sonlara doğru. Doğan Yılmaz masamızda, grupta. Doğan Yılmaz değilim ben. Cenk Sönmez'im. Ama bu da yani ya çok şey güzel. Ama burada böyle yazıyor. Tamam, ben biliyorum. Yine diyorum, burada öyle yazıyor. İlk bölüm. Bilmiyorum, hatalı olmuş. Cenk Sönmez'le birlikteyiz bu Dejavu grubundan. Artık bu kusurlarımızı program içerisinde düzelteceğiz. Hiç problem değil. Editörlerime sevgiler, saygılar, selamlar. Buradan çıkıp gitsene. Ha ya, ben de çıkayım ya. Gideyim. Tavır olarak. Öyle tipler vardı değil mi televizyon programlarında? Ay, şey terk et. Sakın gitme, çok korkarım. Ama terk edersen biz devam ederiz. Sonra bir daha bir muhabbet ederiz yani. Onlar tembih edilir ama. Vallahi. Böyle yap ki reyting olsun. Ha. Bizde tutmaz diyorsun. Ya. Rating diyorsun. Ay canım. Belki olur. Biri bana şuradan bir zıplasa şimdi. Falan derler. O olur yani. Vallahi öyle. Yok, bizden kimse zıplayacak şey biri yok. Yani, işte arkadan bizim görmediğimiz biri şöyle uçarak bana gelse olur yani. Direkt internet fenomeni oluruz. Yani. Sen bayağı uçarak geldin ama biri bize toslamadı. Oradan toslamasın zaten. Sakin olsun. Ay Allah'ım ya. Çok iyi. Evet, Dejavu ile açtık. Bir kez daha hatırlatalım konuklarımızı. Taşra Kabare ekibi, yeni bir ekip. Yalnız biz Taşra Kabare değiliz. Evet, yani onu söyleyeyim. Siz Taşra Kabare değilsiniz. Yeni bir yanlışla daha karşı karşıyayız. Bunu nasıl ifade edeceğimizi o zaman program içinde konuşalım. Konuklarımız Temizlik İşleri oyunu ekibi Nergis Öztürk, Cemal Toktaş, Yeliz Kuvancı ve Gence Özakman. Bu defa söylemedim. Buna da şükür. Tamam, ben düzeltmeyeyim. Gence Özak. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bence oyundan bir VTR izleyelim. Evet. Ben o arada böyle bir konuyum. Gerçekten, yoksa dağılacağım. Göremeyeceksin! Göremeyeceksin! Aman babacım, sen sinirlenme. Ay bu mu sizdeki Allah korkusu? Yok. Yok. Bizim Allah'ımız aynı olamaz sizinle. Aynı Tanrı yaratmış olamaz sizlerle beni. Ha bu dünyada bir akıllı sizsiniz yani, öyle. Anlaşılmıyor mu sanıyorsunuz? Yaptıklarınız, planlarınız fark edilmiyor mu sanıyorsunuz? Hayır, nasıl bir işin içine girdiğinin, tüyü bitmemiş, dünyaya gelmemiş canların ahını aldığınızın farkında bile değilsiniz. Yazık. Yazık sana. Yazık. Ama yanlış anlamadım. Sana yazık. Hayır, yani bu kafa sende olduğu sürece bu hep böyle devam edecek. Hayır demediğin sürece bu olanlar olmaya devam edecek. Görmüyorsun, duymuyorsun, anlamıyorsun, öğrenmiyorsun, inat ediyorsun. Ha, kendinden başka kimse umurunda değilsin. Nerede senin insanlığın? Hı? Nerede sizin insanlığınız? Hayır, yani siz insansanız eğer diğerlerin nasıl bir tür oluyor size göre? Bu kadar mı körsünüz arkadaşım? Bu kadar mı umurunuzda değil hemşerim? Bu kadar mı canınız yandı kardeşim? Ay, boşluk yakalayıp kendi zevklerinizle doldurmak nasıl bir tatmin duygusu yaratıyor sizde? Ah, ben bunu anlamıyorum. Gerçekten ben. Ben de bunu merak ediyorum. Hiç utanmıyorsun değil mi? Bir gün utanırsın diye çok bekledim. Bir gün gözlerimin açılır diye çok bekledim. Ancak sen ısrarla gerçekleri görmüyorsun. Fakat benim sabrım tükenmedi. Umudum daha tükenmedi, daha bitmedi yani. O, sen ve sizin gibilerin yüzünden tükenmesine asla izin vermeyeceğim. Tek başıma da olsa direneceğim. Eminim benim gibi hisseden birileri vardır. Ha, yoksa da bir gün mutlaka olacaktır. Bundan eminim. Evet, oyundan görüntüleri izledik. Hemen bir yanlışımı, daha doğrusu yanlış yaptığımı iddiasını düzelterek başlıyorum. Taşra Kabare ekibiyle birlikteyiz. Burada bir sıkıntı yok. Yeliz ama bir ben şaka yapmış. Şaka yaptım. Gerçekten konuklar aklı bağlayarak programa başlayalım. Biz böyle bitirirmişiz, çok güzel olur. Biz Taşra Kabare olarak buradayız. Evet. Yeliz şaka yapmış, ben onu şakaydı. Bir vukuat yaptım ya, artık her şeyi üstlendim yani. Hayır, çok Özakman'ı en azından yok, düzelttim önemli, falan ya. Yani. Allah razı olsun. Çok iyi konuklarımız var. Çok anlayışlılar. Ben değilim, onu biliyorum.
Böyle hızlıca bir sohbete şeyden girelim istiyorum. Yavaş yavaş ısınma turu olsun. Biz aslında böyle hep muhabbet, sanatlı muhabbet programı olarak kuruyoruz. Mottomuz biraz öyle. Benim için bu hafta çok etkileyiciydi. Yani Nadir Sarıbacak'ın şu konuşmasındaki cümleleri. Hani bizi muhabbet kurtaracak demenin bu kadar tedirgin edici olması da ayrıca çok enteresandı. Bir sürü şey artık çok tedirgin edici bulunuyor ama muhabbette ne var onu ben çözemedim. Öyleyse biz çok dert bir şey yapıyoruz çünkü. Ne dersin? Vallahi çok güzel anlattın. Ne diyeyim bilmiyorum. Ne dert var ama? Bize muhabbet gerek mi? Bilmem. Güzel, muhabbet güzel ya. Muhabbet edelim, ediyoruz zaten. Deriz yani, etmeye devam edelim. Muhabbette bir dert yok. Muhabbet etmeye de devam ediyoruz zaten. Aynen. Yani tedirginlik sebebi değil bence muhabbet. Gayet de ediyoruz keyifle. Sence var mı muhabbette bir sıkıntı? Ben hiç görmedim. Etmeyen... Zararını gördük mü? Zararını görmedik. Muhabbet zaten adı üstünde kelime anlamı itibariyle de sıkıntılı bir kelime değil galiba. Aslında değil mi? Kulağa da yumuşak geliyor aslında. Muhabbet. Muhabbet. Muhabbetin karşılığı ne? Muhabbet sohbeti karşılıyor mu? Sohbet de kesin öyle başka bir dildir yani. Acaba istişare etmek? Evet, program değil bilgisine dönüyor yavaştan. Sanki çok sohbet sanki... Birkaç böyle... kişi bir araya gelince muhabbet oluyor da. Sohbet de öyle. Sohbet de öyle. Söyleşi. Söyleşi. Ya da karşılıklı konuşma anlamına geliyordur belki evet, muhabbet. Olabilir. Ne bileyim en azından eve gidince evet. Bir bakarız sözlüğe ne anlama geliyor. Aynen. Öğreniriz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bakın arada. Biz burada muhabbet... Türkçe kelime anlamıyla. Evet. Tam kelime karşılığı neymiş, neymiş muhabbetin? Acaba? Oradan... Oyunla ilgili tabii böyle aslında programdan önce böyle bir tık sohbet etmiş olduk ama hakkında çıkan bir sürü yazı ve pek çoğu çok olumlu eleştiriler almış oyunun. Oyunu biz de görme fırsatı bulduk neyse ki. Herkesin dikkat çektiği birkaç tarafı var. Bir sahnelenme biçimine dair şeyler, metnin kurgusuyla ilgili ortak tespitler. Bir de hani hikayesiyle ilgili toplumun işte iletişimsizliği üzerine... Herkesin altını çizdiği tarafı. Ben önce burada Cemal'e pas atayım. Şundan ötürü senin karakterinle ilgili özgün bir tarafı var ama oyunun içinde toplumun iletişimsizliğiyle birlikte anlattığınız şey nedir? Yani kapsamı buradan mı ibaret? Burada bitiyor mu? Ben mesela hani şöyle diyebilirim. İşte içinde mesela kadınların dertlerine dair bir sürü şey olduğunu söyleyebilirim. Başka ne söyleyebiliriz? Ne güzel işte yani sen böyle bir şey söyleyebiliyorsun. Başka bir izleyenimiz başka bir şey çıkarabilir. Hepsi var aslında. Aslında izleyenlerin ne çıkardığına bağlı bir şey. Bu anlamda da açık bir metin olduğunu düşünüyorum. Yani bunu düşünerek yazmaya çalıştık. Nergis'le birlikte diyeceğim. Ben yazmadım da. Evet. Yani bunları düşünerek yazdık. Aslında yani sokağa çıktığımızda gördüğümüz her şey var. Diyebilirim veya olabilir de diyebilirim. Ya da bize dokunan, bizi dert ettiğimiz, bizim bizi rahatsız eden şeyler üzerine yazılmış bir metin bu. Ama dediğin gibi hani Cemal'in söylediği şey hani senin böyle bir şey algılıyor olman başka türlü... Çünkü metnin bir üst metin, bir alt metin diye böyle bir iki metin gidiyor aslında. Öyle bir kurgu var metinde. Şimdi oyunun sürprizini de anlatacağım. Hiç gelmenize gerek kalmadı. Hayır tabii ki. Tabii ki yok ya. Hayır. Tiyatroda oynanıyorlar ya. İzlenmeden imkan yok yani. Aynen, evet. Ama hani bu... hani bizim dertlerimizden yola çıkarak yazılmış bir metin. O yüzden evet senin hissettiğin şey de çoğunlukla var. Ama bir başkası da bambaşka bir şey algılayabiliyor. Biraz hani farklı şeyler söyleniyor demenin sebebi zaten o niyetle yazılmış. O yüzden biraz karışık. O yüzden biraz yani kurgusunda daha farklı şeyler var. O yüzden biraz fazla şu tür, bu tür ya da o tür gibi bir şey değil. Biraz türlerin karışımı gibi bir şey denedik aslında biz burada. Yani hani bence dünya da öyle bir yere gidiyor. Yani artık hani eskiden hani kitaplarda yazdığı gibi bir yerde bitmiyor artık. Tiyatro için de öyle bir şey söz konusu.
hani bu oyun sadece absürt, bu oyun sadece işte epik, bu oyun sadece gerçekçi gibi bir şey değil. Başka ihtiyaçlar doğuyor ve bu ihtiyaçlar çok kalabalık ihtiyaçlar. Ve bu da bu yüzden bu metinde bu kadar kalabalık. O yüzden bazen anlaşılıyor, bazen başka bir türlü anlaşılıyor. Galiba zaten hani belki senin söylediğin zamanlarda yazılmış klasik metinler bile artık sahnelenirken en azından daha böyle karma sahneleniyor. Evet, deneniyor. Bunda da bir sakınca görmüyorum ben. Yani belki buna biraz ne bileyim sert de yaklaşan olabilir ama bunun deneniyor olmasında hiç yani bir sakınca yok yani. Burada özgür olmak iyi geliyor bize. Her yerde iyi gelir herhalde. Peki oyuncular için metni ilk okuduğunda mesela ne anlatmıştı? Yani eğlenceli olması bir kere çok tabii çok keyifli yani. Evet. Yani ister istemez komedi unsurları olunca ne derseniz deyin. Bu kadar ağır bir memlekette insan oh falan oluyor yani. Biz zaten işte daha ilk okuma provası yaparken yani ilk okuduğumuz günü hatırlıyorum. Onda falan bile bayağı gülüp eğleniyorduk yani böyle. Aa, burası çok komik falan. Yani herkes çok keyif alarak okuyordu. Ve tabii büyük çoğunluğundan bahsediyorum ama işte tam tersi şekilde hissettiğimiz yerlerde elbette tabii ki vardı. Başka türde, başka bir şeyden bir haz verme durumu da vardı. Ben bir de tabii oyunu Cemo daha işte çok başlarındayken hani daha kafasında sadece bir taslak halindeyken bile belki bir cümlelik de olsa hani duymuştum yani. Çünkü kaç biraz daha 2 sene öncesine falan dayanıyor olabilir tabii, değil mi tabii, temelleri? Tabii. O yüzden ben zaten heyecanla bekliyordum. Ha, içinde olacağımı bilmiyordum. Öyle de bir şey oldu. Yani bir, evet, hani böyle bir ekip olacağımızı falan bilmiyordum. Ya ben rica ettim zaten. Kendin için mi benim için mi? Yok gelsin, gelsin dedim. Ha, sağ ol. Hayattaki çoğu şeyimi gence borçlu olduğumu buradan söylemek istedim. Hazır yeri gelmiş ya. Evet. Yok ben ya Yeliz'le yani Yeliz'e katılıyorum ama yani işte Yeliz'de. Şimdi ilk canlı yayın olduğu için sadece Yeliz'e katılıyorum. Bir de hani bir şey. Nergis'e katılıyorum. Yeliz'e katılıyorum, Cemal abi'ye katılıyorum ve Nergis'e katılabiliyorum diyorum. Genco'ya da katılıyoruz. Sana da katılıyorum. Biz de Genco'ya katılıyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Tabii ki. Sen nasıl hissettin Genco? Ben nasıl hissettim? Çıkışta mı konuştunuz acaba? Ben kuliste anlattım galiba. Sen... Ama şey hani yok. Senin mesela metinde yakaladığın şey? Ya benim metinde hani yani karakterle ilgili yakaladığım şey hani şöyle bir şey, benden çok uzak çünkü en yakında Yeliz bilir bunu. Yani ben mesela yani oyunu izlediniz. Evet. Mesela telefonla konuşmaktan işte mesaj atmaktan gerçekten bayağı hani hiç hoşlanmayan bir insan. Hatta beni rahatsız etmek için zaman zaman hani böyle nasılsın diye başlar. Ben sadece hani mesajın şuna yaradığına inanıyorum mesela. Hani ne için atıyorsam o mesajı. Hani bir yerde buluşalım mı falan. Oyun boyunca mesela o telefon ve hani aslında etrafta bir sürü şey oluyor. Dinlemiyorsun. Zaten oyunun bence hani bana en çok geçen yeri orası yani. Hani bir şeyler oluyor etrafımızda hep. Ve herkes kendi derdinde. Yani zaten oyunu okuduğumda da İlk böyle o geldi bana. Cemal abi katılıyorum. Kardeşim benim. Ya yani. Orada şey var ama tabii o yabancılaşma hali bir yandan da hayattan çok tanıdıktır herhalde. Yani belki sen öyle yaşamıyorsun ama etrafında. Öyle, insanlar öyle yaşıyor herhalde. Cemal abi de çok güzel gözlemlemiş bunu. Böyle metne aktarmış. Teşekkür ediyoruz. Kendisine ben teşekkür ederim. Yalnız böyle hani konuşmayacağım gibi başlayıp kesintisiz bir paragraf konuştum. Hiç çalıştım ezber bunu. Şey bitecek birazdan. Prompter neydi? Prompter. Prompter'dan okudu. Neyse ben bunu söylemeye çalışmayayım. Onda birinde haber sırasında oluyor işte. Ben nereden akıyor o? Arada gösteriyor. Bu da benim çok özendiğim bir şeydi. Nasıl yaparsın, nasıl kusursuz yaparsın? Herkese davet edelim, bir haber bülteni sunsun konuk sunucu. Yani televizyonunuzun bundan sonraki akıbeti için diyorsun. Merak ettim ama yani hep olsun istemedim hayatımda ama yine hep bir merakım oldu. Ben bir işte. Haber de sundum. Gerçekten. Ha, çok çok zevkli olduğunu söyleyeceğim ya. Özellikle o prompter olayı. O bir donunca böyle diye kalıyor. O zaman iyi okuyor olman lazım mesela. Tabii yani olabiliyor hani teknik. Ne yapıyorsun?
spontane. O zaman spontane ya bağlayacaksın. Doğaçlama. Ya da hafızanda kalmışsa i̇şte, eğer. O zaman spontane yapabilecek kabiliyette biri olmalı. Evet. Ya da böyle ciddi bir yerden yürüyemiyorsun. Sen hayır mesela seyirciler şu an... Sayın seyirciler şu anlara veriyorum çünkü prompter dondu. Ya işte sen onu yapamıyor musun? Yani gerçekleri söyleyemiyor musun? Söyleyemiyorum. Ya mesela ben bu programda rahat söylüyorum çünkü arkasından kendim tutamayıp gülebiliyorum. Hiç ama haber orada kapamazsın. Haberde yani birkaç yani tane var. Onlar da galiba komik videolar olarak geçiyor. Ha, ben herhalde yapabilirim. Yani, çok dik durabilmen lazım. Yeriz ben yapar, duramam ben mesela. Yeriz müthiş yapar. Kopmadan yani duracaksın işte anladın mı? 5 saniye mesela boş boş bakacaksın gelene kadar. Arka taraf panik olacak. Herkes böyle filan mahvolacak. Sonra gelince devam. Evet geldi sayın seyirciler deyip devam edeceksin. Rezi de ne konuştuysa gene kahkaha patladı. Şu arkasından kameraman arkadaşlar. Aynen mi? O normal ya oradan birileri gelir ya, geçer. Rezi kahkaha atar. Bu arada yani, benimki öyle de. Ha, sen bu açıklamayı... Bunu yapmak... Katılıyor musun Genco'ya? Genco'ya katılmıyorum şu an. Katıldığım yerler var, katılmadığım yerler var. Ben videosunu izledim. Neyin? Kimin? Ne videosu? Şaka yaptılar. Canlı yayın. Şaka yaptılar. Ben şaka yaptılar. Yok yok, ay şaka yapıyor. Yok şaka yapıyor. Bu sefer. Var var. Bu sefer. Bu sefer de ben çekiyorum. Parantez. Yalnız gerçekten programın bu akışı çok orijinal oldu. Ben bir de şeyi sormak istiyorum Metin'le ilgili. Mesela bu gene benim yorumum ve okumam mı? Yani diğerine sanırım hak verdiniz ama mesela şeyle özellikle temizlikçiyle işte patron arasındaki hukuk açısından... Ne açısından kaçırdım? Sürdüm onu. Gerçekten. Evet gerçekten. Ekibin neyi ciddiye neyi gerçekten söylediğini fark etmeyeceğim. Şakayla gerçekten. Tam o an öksürdüm, duymadım. Patronla temizlikçinin arasındaki iletişim açısından... Yani mesela oyunda o bence kurguda önemli bir yeri kaplıyor aslında bir yandan. Hani en nihayette şu sonuç var mı? Yani patrondan dost olmaz. Patrondan dost olmaz. Hiç öyle düşünmedim. Bence şöyle olabilir sanki. İktidarı ya da o erki gücü belki kendi lehine... Ama belki dünyanın geri kalanının aleyhine kullanandan dost olmaz gibi bir şey olabilir. Biraz öyle bir karakter çünkü galiba. Hani aslında bencil. Patronun dediğin de biraz öyle bir şey. Bilmem her patron öyle mi bilmiyorum. Şimdi bizi taş atıyorsun mu? Niye? Her patron değil ben mesela. Yani öyle bir patron. Abi öyle ben ona getireceğim. O da benim patron. Cemal Ağabey hiç öyle bir patron. Oyundan önce bir temiz dayak, sonra oyun. Yani ondan sonra da... Yani, dövüyor bizi, dövüyor. Çok iyi anlaşıyoruz. Yani dost olmaz ya, biraz sert bir... Ama dost başlıyorlar. Çelişkileri. Evet, dost olmaz biraz... Çok dost başlıyorlar. Evet, dost başlıyorlar. Aslında yani hani bu tür ev sahibi gibi kişilerin, patron diye adlandırdınız. Ev sahibi gibi kişilerin kendi işlerini halledene kadar temizlikçi gibi kişileri... Nasıl kullandıkları üzerine, işleri bitince de onlara nasıl sırtlarını dönebildikleri üzerine bir metin çok diyebiliriz. Rahat. Evet. Yani genelde de böyle olmuyor mu? Küçük, önemsiz, rahatlıkla ezebilecekleri basamaklar gibi belki muamele etmek. Bu aslında belki birçok çalışma hayatının içinde çok sık, pek çok alanda karşılaşılabilen bir şey. Evet. Sizin hayatınızda var mı böyle deneyimler? Şimdi yani bizim soracağım. Mesleğimiz öyle bir meslek değil yani hani patron yani bu tarz bir ilişki kurabileceğim bir yani biz kendi işimizde kendi işimizin patronuyuz yani şanslıyız o yüzden. Aslına yani bakarsan neyi tercih şimdi, ettiğine bağlı ama tercih bir dizi yapıyorsun. Ama bir sürü yani orada oynamayı yapımcı başka bir yerde var. De olabilirsin. Ya bunlar kısa süreli şeyler ama hayatı boyunca 20 sene aynı yerde çalıştığını düşün. Öyle bir işimiz yok. Ha ki. Öyle bir evet kapana kısılmak aynen öyle. O yüzden şanslıyız. Ama yani sonuçta bir iş yaptığın zaman işte belki İlla. Kanal yönetiminden sonra yapımcı falan filan derken yani illa sana göre belki daha başka bir tarafta duran, daha belki söz hakkı sahibi olan birileri de var. Mutlaka. Yani, evet, peki bu şeyin özellikle senin karakterinin o biraz böyle mahallenin vicdanı işte biraz ya da şeytanın avukatı da diyebiliriz belki ona. O böyle hani şey ne bileyim mahallelerde hep belki o hasır altı edilen ya da işte görmezden gelinen bir sürü şeyi
belki de aynası gibi biraz senin karakterin. Evet, söylediğin de var evet içinde. Özel. Bir sürü kadın demek istedim yani. Bir sürü kadın. O kadınlarda ne var? Ne görüyor mesela mahallede? Benim karakterim da, için mi söylüyorsun? Karakter için söylüyorum. Ya benim aslında ben sadece şöyle yanıt versem herhalde o bu çok ben bunu seviyorum yani. bunu buldum her yerde söylüyorum. Böyle söylemeyi seviyorum. Yani oynadığım kişinin adı kimliği belirsiz kişi. Yani adı üstünde kimliği belirsiz bir kişi iyi oynuyorum ben. Dolayısıyla da içinde bu söylediğin ve gördüğümüz mahalle, şehir herhangi bir yerde gördüğün bir sürü kadın, bir sürü insan var aslında. O yüzden adı kimliği belirsiz kişi. Bu bir zamansızlık ve mekansızlık hissi de yaratıyor aynen. Sonuçta. Evet. Sen de mesela bu ne kattı metne, oyuna? Bence mi? Bence. Sen buyur. Bence ya şöyle bir özelliği var. Normalde hani sokakta birçoğumuzun görüp rahatsız olup kafasını çevirdiği şeylere direkt bakıp bunları eleştirebilen bir karakter yani özelliği o. En çok kattığı şey o. Bence. İnsan bazen kendi şeyini ne bileyim kendine söylemediği şeyi duyuyor gibi oluyor çünkü. O yüzden dedim işte vicdan gibi. İşte iki metin var diye hani söylediğimiz şey ama ona Cemal cevap versin çünkü ya, yazarı o. Aslında kendimize söylediğimiz, birine söylediğimiz ama onun duymadığı şeyleri oradan duyuyoruz. Ne kattı? Şu an tartışıyoruz. Bana yetiyor yani aslında. O bile evet yetiyor ediyorsun. Budur yani. Yazarın vicdanı mıdır acaba? Yaz çok afillisin. Yazar vicdansız abi. Yok yok öyle. Lanet gitmişsin diye. Yazarım vicdanımdır, iyiydi. Genco teşekkür ederim. Yok bir şey değil ben çalıştım. Ezber hala bitiyor birazdan az kaldı. Söyle de ya. 15 sayfa falan böyle bir ezberim var bitiyor birazdan. Yes, bu arada senin yani ne bileyim ben televizyondan en azından biliyorum seni hani izledim dizilerde falan. Ama mesela tiyatro ile bağlanan açıkçası çok bilmiyordum. Saydan o Anadolu abla nasıl olmuşsun sen öyle? Nasıl olmuş? İçinde bir yatıyordu. Bayağı. Biz biliyorduk onu. Onlar çok tanık oldular tabii o hallerime de. Çok tanık var normalde. Şöyle yani şimdi iki sene boyunca biz beraber bir iş yapmıştık mesela ve orada... belki günün ortalama 15-20 saatini falan hemen hemen haftanın 5-6 günü beraber geçiriyorduk. Dolayısıyla çok daha farklı hallerini, bazı şeylerin dışa vurumlarını falan görüyorsun birbirinde. Olmadık şeylere tanık olabiliyorsun falan. Aslında Yeliz o kadın. Yeliz böyle Yeliz dizide o kadın. Falan yani? Gelip görün Yeliz o kadın. Ben diziler için böyleyim aslında. Şimdi? Yani altın bileziklerle böyle. Tabii bayılırım. Nasıl buldunuz Yeliz'i? Ben çok beğendim gerçekten. Böyle bayağı halam falan gibi. Halam, yengem. Yakışmış mı peki Yeliz'e? Bu arada kıyafet seçimini de çok beğendim. Değil mi? Onu evet ben de çok beğendim. Tasarımcımız ha burada. Herkese teşekkür etmek zorundayız. Evet. Hadi ya, o zaman evet. Edelim de. Yok hepsine teşekkür ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Tek söylemek istiyor musunuz? Hayır. Tamam. Onlar kendilerini biliyorlar. İyi ki her yerde gerçekten teşekkür ediyoruz. Taşra Kabare'nin yolculuğuyla devam edeceğiz. Dejavu'yu konuk alacağımızı duyurduğumuzdan beri herkesin ilk söylediği şey nerelerdeler? O zaman onunla başlayalım yani. Çünkü herkes bunu soruyor. Yani bir ara işte 2000, çok iyi takip ediyorduk sonra kayboldular falan. 2005-2007 arası bayağı bir bu müzeye ilgi varken popülerdik biz de. Ondan sonra ilgi azalmaya başladı. 2010 gibi bir albüm daha çıkarttık. Açıkçası istediğimiz noktaya gelemediğimizi düşündük. Ondan sonra grubun askerlikleri falan oldu diğer elemanların. Ve ben İstanbul'da yaşıyordum. Bir anda İstanbul'u terk etme kararı aldım bir gün içinde. Çünkü güzel bir şekilde gitmiyordu psikolojim. Dedim baba gel ben berbatım. Beni al buradan. Cidden böyle çağırdım yani. Gittim bir tedavi süreci falan filan. Sonra konserler sırasında da askerliğimi yaptığım için de biliyorum. Adana'yı çok severim. Bir gün Adana'ya gittim ben. Gezeyim, göreyim işte kebap falan filan. Sonra eşimle tanıştım orada.
ve 4 sene eşimle beraber orada yaşadık. Şu anda da İstanbul'a falan geri dönmedim. Akçay'da yaşıyorum. Balıkesir, Akçay'da. Evet. Gidip geliyorsun yani. Yani evet, kesinlikle. Zaten havaalanı hemen dibimizde. Biniyorsun, geliyorsun. Sizin buradaki bir yere gitmenizden daha kolay benim buraya gelmem. Tahmin ediyorum evet. Ya. Öyle oluyor yani zaten. Ve çok ilginç bir şekilde maliyet başka bir yerde yaşadığın halde yarı yarıya daha ucuza geliyor her şey. Çok ilginç bir durum yani. Sadece çok önemli şeylere koşturamıyorsun. Mesela bir saat önceden belli olan bir şeye koşturamıyorsun. Olay o. Bir de şey yani düşünüyorum da İstanbul'da merkezi bir yerde oturmanın kirasıyla zaten onun yarısı yıllık falan. Şöyle söyleyeyim, cidden evimiz hani orta halli, ortanın üstü 500 lira bir kirası var desem siz İstanbullular zaten buna gülersiniz. Evet, değil mi? Evet. Siz hep beraber siz İstanbullular. Bakın, öyle olmuş bak siz İstanbullular. Siz İstanbullular. Gerçekten ben çok seviyordum. Çok seviyordum ama çok bozulduğunu düşündüm ve beni de bozduğunu düşündüm. Hani ben kendimin iyi gitmiyordu yani. Ben iyiye gitmiyordum. Bunu hissettim. Hatta psikiyatristim çok güzel bir karar vermişsin dedi. Yani ondan sonra evlilik falan. Şimdi 2,5 aylıkta bir kızım var. Öyle şekillendi. Ben Akçay'da yaşıyorum. 4 senede Adana'da yaşadım. Bu benim hikayem. Doğan zaten kendi hikayesini geldiği zaman anlatır. İkinci bölümde. Çok sevdiğimiz bateristimiz, gitaristimiz ayrıldı gruptan. Oktay Fıstık'la Barış Orhan. Onların yerine Barış Durmuş'la... Davula geçti Barış Durmuş. Oğuzhan geldi gitara da. Mete'miz var. Mete de İstanbul'da yaşıyor. Aslında grubun 4 elemanı da şu anda İstanbul'da. Hani beni de çekmeye çalışıyorlar ama... Gelme deli misin yok, ya? Yok gerçekten çok mutluyum güzel yani. Güzel hani, sen de mi güzel şöyle söyleyeyim. Arkamda Kaz Dağları, önümde de Edremit Körfezi var. Yani ben gelmem. Hani bunu gelme. Çok insana söyledim. Gelme abi. Yeni bir menajerimiz var hatta. Şu an yeniden biz bir atar kalktık. Evet, ona da söyledim. Dejavu hani hep devam etti. Biz şöyle... ne yapıyordu mesela? Ne yapıyordu? Albümü biz 2013'te bitirdik aslında. Bu son çıkarttığımız albümü. Ama gezi olayları patlak verince biz bu albümü çıkartmadık. Çünkü çıkartsan... Yani ne bileyim mesela şimdi size muhteşem bir PR yapsalar... Bir gün sonra Türkiye'de öyle bir olay oluyor ki... Böyle istediğin kadar PR yap, bir anda bitti yani. Herkes giriyor Facebook'a, Twitter'a, ülkeyi kurtarıyor. Kimsenin sanatla, tiyatroyla, müzikle ilgilendiği yok ki. Kendi paylaşımlarımdan biliyorum yani işte. Lanet olsun işte yönetime falan yaz böyle. Onun bir sürü beğen falan geliyor böyle. Bakın yeni klibimiz 2 tane beğen. Ha, bu yani. Hani çok da uğraşası gelmiyor insanın açıkçası. Sistemle savaşıyorsun sürekli. Ayrıca ülkeyle de savaşıyorsun bir şekilde yani. Ama burada motivasyon bulmak daha zorlaşıyor. İstanbul'da şöyle söyleyeyim. Sadece İstanbul'da değil yani belki böyle iklimlerde, böyle vakitlerde. Yani bir şekilde insanı çok güzel protest müziğe veya birçok insanı aşka nasıl sevk ediyor bu ülke anlamıyorum da. Ya beni genelde hani protest tarzlara, ben de hani aşk şarkıları yapıyorum da. Yani bilmiyorum, ülke şartları gerçekten hani sanatçıların tüm kapsıyorum pek şey değil hani her şeyin iyi olmasını bekliyoruz. Çünkü bizler hep umutla yaşıyoruz. Arkadaşlar da tiyatrocular. Ben çok mutlu oluyorum. Tiyatrocuları ortaya çıkaran en azından bir dizi sektörü, film sektörü var. Biz müzisyenler gerçekten böyle bir olay oluyor direkt bak müzik yapmak yasak diye hemen bizi yasaklıyorlar. Hani bizim işimiz değilmiş gibi bu olay. Bakın birileri öldü, hop artık müzik yok bir hafta, yasak, yaz tutuldu, 3 gün müzik yok. Biz ne yapalım? Çocuklarımız var bizim de. Hani bu böyle değil ki, o zaman bir şey olduğu zaman ülkede herkes bıraksın. O an başbakan, cumhurbaşkanı herkes bıraksın. Bir şey oldu ülkede. Onunla ilgili çok güzel şeyler vardı. Twitter'da müzisyenler birkaç kez yazdılar ya. İyi o zaman yani eczacı sabah eczanesini açmaya gitmesin. Yazdı bunu işte bu konuyu. Aynen. Fabrikatör o zaman fabrikasını durdursun. Yani... Biz de hani konser yapmayalım yani madem öyle. Yani konu kaldığım yerden buralara geldi ama dikkat ederseniz birleşik şeyler. Hani biraz burada güzel dönseydi o müzik olayları. Hani bir 3 albüm çıkartmış bir grubuz hani bir şekilde bu saatten sonra hani barlarda da çalarız. En kötü organizasyonlarda çalarız ama hani bu noktaları hak etmiyorsun ve etmediğini düşünüyorsun yani. Olay bu. Pardon benim mikrofonum. O yüzden... Şimdilik tekrar döndük diyelim. Hani ben sonuç olarak yakın bir havaalanı mesafesi. Dejavu devam ediyor. Dejavu devam ediyor. Buradayız. Geçmişi şimdi unutuyoruz. Bütün hayranlar da izleyenler, ilk defa izleyenler. Hani 2015'te yeni bir ikinci bahar başladı diyebiliriz artık.
Olay bu. İkinci var. Evet. Dejavu'nun ikinci var. Aynen. Çok güzeldi. Sahiden öyleydi yani. Konuşmaya devam edeceğiz. Hem Taşra Kabere'den, hem temizlik işlerinden, hem Dejavu'dan. Ama şimdi bir şarkı daha dinleyeceğiz. Sonra küçük bir mola vereceğiz. Çayları taze edeceğiz. Ondan sonra biz tekrar buradayız efendim. Biz çalıyoruz değil mi? Evet. Prova süreci de hakikaten yorucu ve uzun geçti. Yani yorucu derken hani bunu böyle altını böyle düzeltip ya yorucu derken aslında güzeldi manasında. Yorucu geçti hakikaten. Gerçekten anamızı yorucu. Ağlattı adam bizi. Öldük yani. Oyunu hani izleyenler bazı çok biliyorlar. Ben hiç hissetmedim yorgun. oyunun öyle bir efor durumu var hani ben özellikle arkadaşlarımın da öyledir de ben mesela oyuna 80 kilo başladım. 5 Mart'ta oyun çıktığında 76 kiloydum, 75 kiloydum yani 5 kiloya yakın. Tabii bayağı 1,5 ayda. Müthiş bir temposu var. Çok Gürsü abi mesela ya. Kilo aldı. Oyunda kilo aldı. o sandalyede oturmak. Böyle bir simgeyi kadından başka nasıl bir objeyle anlatabiliriz yani? Yani böyle bir üçüncü dünya ülkesi insan psikolojisi tam olarak. Yani Şivanşı'nın psikolojisi de öyle, Gürsü abinin öyle de. Onbaşı evet, Asalan da öyle. Aynen. Ona yani sahip olma. Onunla beraber ol. Önce, sonra çekip gitti başkası gelince. Şaşırdım, donup kaldım. Onu bir adamla el ele görünce. Aman tanrım, aldatıldım. Hiçbir anlamı yok hislerim bitince. Çok güzelmiş, özgür olmak. Rahatladım tatlı bir huzur çökünce. Sen ruhunu satarken. Sızın gelip ne olur yalvarma. Anlık zevklerim seni pişman ederken sahte gözyaşı yeter. Bir yıl geçti, kapım çaldı. Tıpış tıpış döndü kendine gelince. Şok geçirdim, ağlıyordum. Hemen döndü bana gerçeği görünce. Aman tanrım, aldatılmış. Hiçbir anlamı yok hislerim bitince. Çok güzelmiş özgür olmak. Rahatladım tatlı bir huzur çökünce. Sen ruhunu satarken ben her gün ölüyordum. Ansızın zevklerin seni pişman ederken sahte gözyaşı yeter. La 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 la. Aman tanrım aldatılmış. La 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 la. Çok güzelmiş.
özgür olmak. La 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 la. Aldatılmış. La 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 la. Çok güzelmiş özgür olmak. Teşekkürler. Çağırdınız, biz geldik geldik. Sağ olun, var olun. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Yani biz buraya gelmeden evvel bu benim çok karşılaştığım bir şey olduğu için bugün cesaretle bunu soracağım ya. Aa, sormam lazım bunu çünkü. Ben gelirken Twitter'da şey gördüm işte. Müzisyen sanatçı Can Güngör. İşte arka bahçede. Sahnelerin haşarı çocuğu Onur Ünsal arka bahçede. Yeni fabrikasının Şıvanşını Gürsü Gür arka bahçede. Buna çok güldü baba. Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı. Melis Mirkan. Arka bahçede dizilerin kötü oyuncusu. Ezgi. Bu dizi ya. Bu, niye ben bu kötü oyuncu şeysindeyim ya? Bu kötü neyim? Adam. Evet, bugün reji ve editör ekibimiz de bu yayından sonra bir kez daha konuşacağız galiba. Geçen hafta da aldığınız kısa bir dert. Açılışta bu sefer... Doğan Yılmaz masadaki değil mi? Evet. Doğru, evet. Sıkıntı yok. Şarkı doğru. Saatte Gözyaşı. Evet. Vay be, ikisini birden tutturduğumuz bir programı demek ki bu sefer yolunda gidecek. Herkese nasip olmaz, sana oldu valla. Valla, valla. Reji ve editörlerimize sevgiler, selamlar. Çıkışta hepinize çikolata ısmarlayacağım kısmetse. Evet. Dejavu'nun hani işte bundan sonraki yolculuğundan belki biraz bahsetmek istersin, evet, sen de. Biraz neredeydi sorusunun yanıtını Cenk epey anlattı. Yani bir de hani ikinci bahar dedi o bu evet, evet, dönemine evet. Grubun. Bir önceki dönemle bu dönem arasında müzik tarzı ya da işte sound kullandığı enstrümanlar açısından bir şeyler değişti mi? Neyi değiştirdi? Daha olgun bir sound. O işte 20'li yaşların verdiği hareketli hareketli sert sound'un yanı sıra şimdi daha sakin bir tarzımız var aslında. Yine hareketli şarkılarımız var ama daha sakin bir süreçte götürüyoruz. 5 yıllık süreç içinde aslında biz biraz da kırgınlıklarımız vardı. Çok hızlı bir şekilde giriş yaptık. Bazı sıkıntılar yaşadık. Prodüksiyon şirketleri, menajerlikler, herkesin böyle çektiği sıkıntılar aslında sektöre karşı da bir tutum sergileyerek ikinci albümü tamamen daha bağımsız bir kafayla, daha özgür bir kafayla yaptık. Daha protest şarkılar yaptık. 5 yılda askerliklerimiz oldu. İşte zorunlu gidip gelmek zorunda beş kaldık. 5 yıl mı oldu? 5 yıl askerlik. Yani gruptaki herkes teker teker gitti geldi. Ay böyle 5 yıl boyunca askerlik yaptık. Sadece bir single yapma kaygımız vardı. Bir gün işte yapımcımız Cem Yılmaz, Anadolu Müzik, bizi çağırdı tekrar. Dedi konuşalım, çay içmeye gel. Çay içmeye gittik. Tek şarkı üzerine gittim ben. 10 tane şarkıyla çıktık. O çay nasıl bir çaysa bilmiyorum. 10 tane şarkıyla çıktık ve albümü tekrar piyasaya sürdük. Mayıs'ta çıktı aslında albüm. İşte başımızdan geçen ülke gündemindeki talihsiz olaylar ve kötü olaylardan kaynaklı şu ana sakladık. Şimdi başladık ve konserlerimiz var. Perşembe Ankara'yla doğduğumuz yere artık merhabayla başlıyoruz. İstanbul derken sonra Türkiye'de bayağı bir konserimiz hemen olacak. Hemen önümüzdeki perşembe evet, Ankara. Evet. 26 İstanbul, Aralık İstanbul, İstanbul'dayız. Ocak, Şubat, Mart zaten artık her tarafa çıkmaya başladık, artık gitmeye başladık. Ne güzel. İkinci bahara sıkı giriş yaptınız evet. Yani. Bu arada birinci bölümde gene sevgili reji ve editör arkadaşlarımıza sevgilerle muhabbetin hani böyle sözlük karşılığını sormuştuk, öyle merak edip. Nihayet cevap geldi, çok şükür. Sohbet, dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbihal. Her birini tek tek düşünüyorum, acaba canımı sıkan bir şey çıkar mı diye. Muhabbet, sevgi, dostça konuşma, yarenlik, sevme, sevgi, dostluk. Sözcüğün, sevme, sevgi, dostluk var ekstra. Sözcüğün kökeni geldi mi? Oradan mı acaba? Allah Allah. Enteresan. Yarenlik, ama yarenlik güzelmiş. Yarenlik ikisinde de var ama. Beni en çok o korkuttu. Beni de. O çok yarenlik. Çok korkuyorum. Bir de bil... Yarenlik artı bir. Hani biraz o ne demek ya? Yarenlik. Bir hakiki dedim ya.
Bir şey. Hiçbir şey yok. Hasbihal var. O zaman onu tartışalım. Hasbihal var. Benim o kelimeleri aklımda tutmam çok zor. Hele bu saatten sonra. Şimdi iki dakika sonra zor bilemem. Hasbihal etmek. Hasbihal etmek, evet. Böyle böyle yapınca hasbihal oluyor. Oradan hatırla. Sohbet hatta şöyle yaptığımız bir şey. Cümle içinde kullanması da zaten zor olmuş. Çok zor ama yarenlik fena. Bilhakikat. Bir hakika bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Böyle saçma sapan şeyler geliyor. Ben şu an onu düşünüyorum. Birkaç tane. Onu da sorsana yukarı. Bakalım cevap gelecek. Bir dahaki cumartesi günü. Sen bana bir dahaki. Haftaya onun cevabını artık diğer konuklarla şey yaparız. Haftaya da zaten nadirler geliyor senin sınıf arkadaşın. Ha, benim sınıf arkadaşım. Ha, ona şey yaparız. Ona sorarım onu. Şey derim, bunu sana bıraktı nerede? Bir dakika. Bu soruyu sana bıraktı, sen cevaplayacakmışsın diye. Hemen birkaç tane mesaj okuyayım. Selamlar var, sevgiler var. Selamlar, sevgiler. Genco abim varsa izleriz. Çok güzel gidiyor. Abim sen de konuş ya diye. Ha, wow. Ben sana baktım. Genco abi. Niye? Lütfen. Sana kim o abi diyor? Evet. Sen düşün. Var bence herhalde nokta. Abi denir. Tamam. Var mı? Var. Gerçekten kardeşim sevdiğim var kız. Mı? Yok. Sevdiğim kız. Güzel. Teşekkürler Yeliz. Cumartesi akşamları televizyon izleme alışkanlığı kazandıran Arka Bahçe'deyiz. Severim sizi. Biz de sizi severiz. Teşekkürler. Bu akşam biz Arka Bahçe'deyiz. Siz neredesiniz demiş bir izleyicimiz. Diğer izleyicileri. Keyifli dakikaları olacak desenize. Konuklarınız harika. Herkese kim sevgiler. Harika. En harika hangisi? Tamam, hangisi? Onu da en harikayı. Tamam, sen harikasın. Gerçekten. Yok yani, mu orada? Yok. Hep böyle mi? Kötü bir şey çekiyor. Valla şu an yok. Çok tatlı. Gelirse saklamayız. Biz dran dürüst programımız öyle. Şey dran mı? Ne bileyim. O böyle neyse o efekt geldi aklıma. Böyle efekt var. Yani. Dan. Ay o dan mıydı? Evet dran çok iyi. Dran. Bir de şey var. Dışınk vardı. Sen onunla karıştırdın. Dışın. Ben ikisini herhalde kolaj yaptım şu an değil mi? Evet evet. Bu ekmeler şey. Şimdi sen bu dekorun önünde konuşuyorsun. Siz bir de dran falan mı baksın? Ona bakarsa bir seneyi kapatırız ya. Her programa geri döner bir kelimenin anlamı. Ne oluyor içeride? Abuk subuk kelimeler gelmeye başladı. Bunun anlamını yollayın diye falan. Biz bunları konuşurken hala iyi şeyler geliyor değil mi? Ay yani, ama benim öğretmenim çok kızabilir. Ay. Kim? Ne öğretmeni? Şimdi sınıf öğretmeni hem de eskilerden bir de çok fena. Yani dran anneciğim çok özür dilerim. Eskilerden demeyiz. Anne iyiydi tabii. Eskilerden? Yani, evet, öyle mi diyorsun? Tarih. Ama annem canım anne deyince bir eskilik oluyor yani. İllaki. Neyse biz orayı bir şey yapmayalım. Bence şuradan devam edelim. Tiyatro kabare, taşra kabare yani. Şimdi ekip bu. Ben bir daha sorayım da yanlış olmasın. Şimdi temizlik işleri ekibiyle birlikteyiz ve taşra kabare. Bir kısmı. Şimdi ilk oyunlarıyla birlikteyiz. Evet. O ekiple birlikteyiz. Peki taşra kabare nedir? Ne yapacak, ne olacak? Evet. Taşra kabare bir yapım merkezi. Tiyatro topluluğu değil. Bunu söylememiz lazım çünkü bu biraz yani iyi ki sorduğum bu soruyu hep söylüyoruz. Sizinle ilgili çok karışık o bilgi. Evet. Ama güzel ya, kafa karışıklığı tiyatro iyidir. Da. Hangimizin kafası karışık değil ki? Tabii. Oyunumuzun ismi temizlik işleri. Ondan eminiz. Evet. Ve şunu söylemek istiyorum. Temizlik işleri bir kabare değil. Temizlik işleri bir tiyatro oyunu. Taşra kabarenin ilk tiyatro oyunu. Ve taşra kabare ne yapmayı? Taşra kabare bir yapım merkezi. Tiyatro, sinema ve çeşitli kültür sanat etkinliklerinde. Belki televizyon. İşler üretmek amacıyla kurulmuş. Bir yapım merkezidir taşra kabare. Bayağı şey böyle kapsamı genişleyince. Evet. Bayağı ya büyük, onun sebebi büyük bir şey gibi duruyor ya. Abi temizlik işleri neydi? Temizlik işleri tiyatro oyunu. Taşra temizlik işleri ilk tiyatro kabare oyunu değil. Projesi. Kabare değil. Şeyde yazıyor ya, afişinde yazıyor. Kabare ha, değil. Ya mesela temizlik ya, işleri bu bir tiyatro oyunudur. Altında taşra kabarenin logosu var. Taşra kabare. Ay o da vardı, unuttum bak içeride. Taşra kabare bir yapım merkezi. Yeterince açıklayacağım. Evet. Süper oldu şu an. Bunu da herhangi soru işareti varsa. Siz bunu bence kamu spotu olarak aynen kesin. Aynen. Koyun sayfanızı. Bunu kullanabilir miyiz? Tabii ki. Derdi. Kullanacağız. Ben konuştum bunu arada. Ha tamam. Evet, teşekkür ederim. Sen bir şey söyle.
Ben çok şey, ben şey söylemek istiyorum. Ya öyle çok bir şey yapacak, çok büyük yani bir şey yapacak. Yani mesela halihazırda bir film projesi var mı Taşra Kabare? Bizim bir takım hayallerimiz var. Aslında bu şöyle bir oluşum. Cemal ve benim bundan önceki hayatlarımızda bir takım hayallerimiz varmış. Bu da yan yana ve bir araya geldiğimizde Taşra Kabare diye bir şeyin oluşmasına sebep oldu. Taşra Kabare bir ortak bir hayal ürünü. O yüzden bizim hayal ettiğimiz, yapmak istediğimiz bir takım işler var. Tiyatro oyunu başlangıcıydı. Bu tiyatro oyunu projesi sadece. Her sene tiyatro yapmak gibi bir niyetimiz, dileğimiz, isteğimiz var. Öyle bir yerden geliyoruz. Ya öyle... her sene yeni bir oyun çıkarmak gibi. Evet, öyle bir hayalimiz var. Ama bunun dışında başka hayallerimiz de var. Umarım gerçekleştirebiliriz onları da. O yüzden bir yapım merkezi, bir oluşum gibi bir şey söylüyoruz. Yani hani Taşra Kabare'nin önünde ya da arkasında hani bir sahne değil, tiyatro değil deme ihtiyacı o yüzden hissediyoruz. Çünkü kabare kelimesi geçince hani o da oradan bizim kabare yaptığımız zannediliyor. Kabare bir gün mutlaka yapacağız. Onu da yaptığımızda size haber vereceğiz. Diyeceğiz ki Taşra yani. Kabare'nin ilk kabare projesi diyeceğiz. Kabare yani Taşra ve Kabare yani Taşra ve Kabare kelime anlamları olarak bizim için çok önemli. Çok önemli şeyleri temsil ediyorlar. Mesela? Özgürlüğü, hoşgörü. Yani hangisinden hangisi çıkıyor mesela? İkisinden de çıkıyor. Taşra'dan da çıkıyor. Kabare'nin zaten kelime anlamı olarak, gerçekten sözlük anlamı olarak bizi ifade eden bir şey. Yani içinde hiciv de olan bir tür aslında. O yüzden Taşra Kabare gibi bir isim konuldu buna. Ama kabarede inşallah yapacağız. Çünkü o da çok istediğimiz bir şey yapmak. Ama bu değil. Şu anda yaptığımız iş kabare değil. Değil. Sen mesela yani başlarken yani buna ortak sormuş olayım da uyarlama metin yerine yeni metin tercih etmek. Mesela diğeri daha atıyorum daha önce oynanmış bir metin. Daha kolay mı olurdu? Siz ne düşünerek mesela yeni bir metinle başladınız? Biz kendi yazdığımız oyunları ya da bir uyarlama olacaksa bile kendi süzgecimizden geçen oyunlar ya da işler yapmak istiyoruz. Yapabiliyorsak yani burada ben Cemal'in kalemine çok güveniyorum. Onda daha bir sürü şey var. Hepsini çıkartacağız orada. Yani bu, yazabildiğimiz sürece kendi yazdığımız şeylere oynamak tercihimiz açıkçası. Neden? Yani çünkü işte ev başında söyledik, kabare kelimesinin de anlamı üzerinde durduk. Sonuçta bir dertten yola çıkılıyor. Yani güncel hayatta yaşadığımız, yani sosyal problemlerimiz, sıkıntı çektiğimiz şeyler var. Bunları evet başka metinler üzerinden de anlatmak yoluna gidebiliriz ama Nergis'in de dediği gibi sağ olsun o beni yazmak konusunda çok teşvik etti. Yazabiliyorken kendimiz yazalım, derdimizi kendimiz anlatalım düşüncesiyle yola çıktık. Mesela sinema filmi senaryosu gibi bir şey var mı kafanızda? Var. Biraz zamanı var. Hepsi yavaş yavaş. Şimdi zaten seyircinin karşısına çıktığımızda 1,5-2 ay oluyor yavaş yavaş. Şimdi hala taşra kabare deyip duruyoruz. Ama zamanla insanlar yaptığımız işleri görecekler ve tanıyacaklar. Genco senin tiyatro deneyimin var mıydı yoksa? Yok ben burada ilk defa sahneye çıktım. Bu arada ben Genco ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabii. İlk defa sahneye çıkıyor. Ben yani o beni çok mutlu etti. Genco'ya ben bu konuda çok güveniyordum. Neden bilmiyorum. İçgüdüsel herhalde. Çok güveniyordum ve yani oyunu yazarken de şu an seyrettiğiniz kasta göre yazılmış onları bir. Onları hayal ederek yazdım. Evet ben yani. Şunlar oynasa diye hayal ettiğim. Yani şu arkadaşlarım oynar bu rolleri diye hayal ettiğim bir kast. Ve çok ufak bir değişiklikle o kast şu anda sahnede. Evet. Benle yani temizlikçiyle ev sahibi bir tek yer değiştirdi. Öyle bir durum var. Yaz o pek ufak değilmiş. Yok o da ufak. Orhan da temizliği ev sahibi de benim sınıf arkadaşım zaten. Hani hepimiz bir şekilde aynı yerde, aynı işlerde çalıştık ve arkadaşız. Bu grubun içinde herkes bir şekilde tiyatroyla ilgilenmiş, okul okumuş, işte iş yapmış. Genco'nun bu sene ilk dizi projesiydi değil mi? Yani geçen sene ilk dizi projesiydi. Oyunculuk hayatına yeni başladı. Ben onu hep sahnede hayal ettim. Tabii şimdi tekst yeni. Yani yeni bir metin.
Yeni bir oluşum ve bu oluşumun içinde de ilk defa sahneye çıkacak bir arkadaştı. Gözlerine çok... Katmerli heyecan. Evet yani bir de gözler onun üstüne bu sayede çok döndü. Ve benim yüzümü kara çıkarmadı, işini çok iyi yaptı. Ben burada herkesin önünde ona çok teşekkür etmek istiyorum. Abi ben teşekkür ederim. Eyvah şu an duygulandım. Gözlerden yaşlar. Evet, ben konuşurken çok duygulanıyorum. Niye öyle oldu? Bir de mesela gelen ama eleştiriler işte falan onun için hep... Herkes aynı şeyi söyledi. Bu da çok neden demişler galiba, öyle miydi? Hayır, çok çok iyiydi. Yani böyle çok... şey vardır ya, neden tiyatro falan diye sorarlar normalde. Neden bize genco? Neden genco diye sordular ağırlıklı olarak. Ki ben de çok aslında ayak direttim, hani istemedim, evet, neden olmayacağını falan anlattım. Size ama Cemal şey, dinlemedi. Genco ile paslaşıyorsunuz yani. Hiç paslaşmıyoruz. Çok iyi anlaştıkları. Ya paslaşmak derken zaten tersinden anladığım kadarıyla. Ya şimdi açıkçası şöyle oldu. Genco bir dakika, Almanya'daki anlama bir selam yolla önce. Onun sonunda yollayacağım, ben özür olarak konuştum. Şey, yani konuştum diye hatırlıyorum. Yani şöyle oldu. Geçen sene işte Cemal abinin dediği gibi ilk dizi projesi falan. İşte kaçıncı, 15. bölümde Allah falan. Hani ben dedim ki hani tamam Yeliz gelsin. Gelsin oldu. Ondan sonra bu sene de böyle gelsin işte Cemal abi dedi ki Genco dedi böyle böyle bir şey var dedi. Ve bir sene önceden söyledi. Ben bir oyun yazıyorum dedi. Ve bir tane karakter var dedi. Ve hani işte hani bakalım hani nasıl olacak falan. Abi dedim hani Yeliz de hani şey olsun falan. Geldi işte Yeliz de ondan sonra. İyi ki geldin, ne diyeyim, çok yani teşekkür ederim. Seninle gurur duyuyorum Yeliz. İyi ki geldin, çok ikna edici yalnız. İyi ki geldin. Yani. Sen ne hissettiğini anlatsana, ben öğrenmeyeyim. Ben de uzak konuşma yaptım. Tamam, ben de ne hissettiğimi anlatayım. Şöyle çok komik bir şey. Bizim ya ilk oyundan sonra bir yere gittik. Ya oyun şeydeydi, moda sahnesindeydi. O konuşmayı mı yapacaksın? Evet, o konuşmayı yapacağım. Çünkü daha önce yaptığım bir konuşma ve başka bir konuşma yapamayabilirim ya. Hani şöyle bir şey, gerçekten çok enteresan benim için. Daha o zaman dizi başlamamıştı. Yazacak bu da geliyor, hani sanki bir metin ezberlemiş. Ya şu an ezberimi unutuyorum siz şey yaptıkça. Çok özür dilerim. Şöyle bir şey oldu. Cemal abi gerçekten daha oyunu yazıyordu ve bana dedi ki Genco dedi ben bir oyun yazıyorum dedi ve biz böyle bir hani oluşumun yolunu kuruyoruz. Oluşuma giriştik. İşte, oluşuma giriştik gibi bir şey söyledi. Ben de bir oyun yazıyorum dedi ve bu oyunda bir tane karakter var dedi. Ve dedi inşallah dedi hani işte her şey yoluna giderse işte sen de biz de beraber işte hep beraber bir yola çıkalım dedi. Ve bunu söylediği yerde bir sene sonra biz oyundan çıktık ve aynı yere gittik. Hani ilk oyun kutlaması gibi. Ve ben orada böyle abi dedim bir sene önce böyle bir şey oldu ve şu an burada oturuyoruz şaka gibi falan. Çok duygusaldı. Şu an o kadar duygusal anlatamadım. Yok tabii. Ben duygulandım. Ya duygulandı. Ben duygulandım. Bana da geçti. Geçti mi? Ama ben her şeye duygulanıyorum. Anasın sen. Anasın. Hayır o konulara gibi. Tamam görmüyorum. Yalnız da ben üstünü çektim ya. Değil mi? Hayır hayır hayır. Sen de böyle bir yürek var kızım. O zaman madem ben anlaysam burada bir şey yalnız gerçekten Yeliz'de çok iyi ana olma potansiyeli var. Çok. Hatta 10 numara kayınvalide olma potansiyeli var. Görümce de keşfet, var içinde. Görümce. Yenge de var. Görümce de var, değil mi? Yenge de fena. Yenge bende var ay, zaten. Şimdi yengeler falan bizi topa koyacak. Allah. Oradan sıkıntı yok gibi olmadı. Zaten İstanbul'u konuşuyorduk. Evet. Sen de İstanbul'da mı yaşıyorsun? Evet, sen de mi terk ettin? Yaşıyorum. Sen devam ediyorsun. Kadıköy'de devam. Peki Cenk etkilemiyor mu sizi böyle? Yok, etkilenmiyoruz Cenk. Cenk'in serzenişleri hiçbir şey yok ya karşımda. Yok, biz gayet Kadıköy'de mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Kadıköy aslında gerçi hala. Aslında Kadıköy'de de bir saat içinde istediğin yere gidip çok ucuz yaşayabiliyorsun. Çok sakiniz orada. Denemez belki ama. Yaşa, evet, sen biraz daha sakin zaten yaşayabiliyorsun. Daha çok kazanıyorum Cenk'ten efendim. Asıl mesele o zaten falan diye. Cenk'ten sonra çok kazandık. Ondan sonra dejavu ve şaka bölümünün bitişi değil mi? Bir daha asla. Ama sen bu programı yapmaya devam ediyorsun. İnşallah ya. Allah izin verirse haftaya da burada olmayı umuyoruz. Kısmet ya, bakalım ne olacak. Boş ver, en kötü biz bir daha geliriz. Çağırırsın. Kimse gelmezse biz geliriz ya. Bırak, boş ver. Ama haftaya gelirsen lütfen bilezik istiyorum abi. Bilezik ben çok seviyorum. Onun seslerini çok... Mikrofona şöyle hatta şey yapıyorsun. Sonra sesçi acayip, acayip. Ben yani eskiden ben programı böyle başlamadım. Ben programı başladığımda böyle takılarım falan vardı. Sonra
Yok, altın değil. Yavaş yavaş seni. Yani altın yok. Ama yani işte mikrofon yüzünden onu çıkar Ayşen deyip şöyle sallantılı küpe takma, bilezik takma, kolye üst üste olması saçlarım falan kestir. derken. Saçlarım kestir. Saçlarım kestir. Tabii bir de mikrofonu değen saç modeli var. Tabii. Mesela. Büyük şey. Ki şu an benden nefret ediyordur yukarıda. Ben çünkü böyle düşürüyorum, böyle oynuyorum, yumruk atıyorum. Senin içeriye kırılmış. Siz daha demin bak gördünüz. Bak mesela belki de. Geriz'in yaptığı şeyi. Ne yaptı? Böyle vuruyor kendini. Tabii o orada. Aynı anda gülmeyin dedi. Aynı anda gülmeyin, aynı anda konuşmayın. Benim. Benim bir. Her zaman bir. Senin tiyatro deneyimin var mı? Hiç yok. Hiç yok. Şöyle yani ben okuldan sonra okuldum. Tiyatro okudum. Sonra hatta okurken o üçüncü... O özellikle sordum yani. Yani üçüncü sınıftayken başladım dizi yapmaya. Derken sonra zaten bir girdap gibi oluyor zaman açısından söylüyorum. Kolay kolay sıyrılıp başka bir şey yapamıyorsun. Çok fazla vakit kalmıyor tabii ki, vakit ve enerji. Çok da güzel denk geldi aslında bizim bu oyunumuz. Bir de zaten bu hani benim en başından beri içinde olmak istediğim bir şeydi. Dolayısıyla zaten hani işte kaçırma gibi bir olasılığım yoktu yani. Hemen koşa koşa şey yaptık bir anda böyle bir araya geldik ve başladık. Ben bu arada tabii çok korktum. Hani onu sormuştun ya işte nasıl bir şey çıktı senden, hani o kadın nasıl çıktı falan diye. Ben prova sürecini de çok iyi biliyorlar. Tabii başlarının etini yedim. Böyle biraz şey hissettiğim zamanlar oldu hani kendi özgüvenimle alakalı. Çünkü ilk defa sahneye çıkacağım, bir de işte mezun olalı 6 sene olmuş belki falan. Çok kendim için çok korktuğum zamanlar oldu falan. Sonra premier, premierden önce tabii bir bacaklarının titremesi, basamama falan böyle bir o tuhaflığı. Evet, o muhteşem duyguyu yaşayıp atlattıktan sonra şimdi artık rahatım diyorsun. Çok daha şeyiz, çok daha keyifliyiz yani. Peki bundan sonra hep tiyatro yapmaya devam etmeyi tabii istiyorum. İstiyorsun. Tabii, kesinlikle. Aslında zaten hep istiyordum tiyatro yapmak ama fırsat bulamamıştım yani. Hiç öyle boşluğum olmamıştı maalesef. Teşekkürler Cemal abi. Teşekkürler Cemal abi falan diye ben de dedim. Buradan böyle herkes. sizin mesela müziğinizde bir böyle babazula tadı alıyor muyuz? Babazula tadı çok alamıyoruz. Ben aldım kendi adıma. Bağlamadan kaynaklı tınlar olabilir. İşte Moğollar sürecinden, Anadolu olarak sürecinden gelip daha modernize edilmiş sound'da, evet, daha sert. Çok daha onlar daha doğaçlama, daha improvize takılıyorlar sahnede. Bizde daha böyle partisyonları var, daha aranjeler var. Onlar daha rahatlar bizden. Sizden. Biz de rahatız ama o kadar rahat değiliz. Neden? Yani işte partilerimiz var, çalmamız gereken şeyler var. Daha herkesin yeri doğaçlamaya daha kapalı. Yok, doğaçlamaya da uygun. Konserlerde çok doğaçlama yapıyoruz ama canlı yayınlarda falan daha böyle. Cenk Birinci bölümde şey dedi yani biz hani ilk çıktığımızda çok tuttu işte popüler tabii, olduk falan. Boksimizi kazandık 2004'te. Evet. Turneler, konserler. O zaman çok iyi festivaller vardı Türkiye'de. Uluslararası festivaller vardı. Büyük sahneler kuruluyordu. Şimdi çok büyük festivaller yok aslında. Festivaller olsa da belli bir takım kişiler tarafından yapılıyor bu festivaller. Ya ona rağmen devam ediyor. Hayat müzik de devam ediyor. Bize aslında dünya bir sahne diyorlar. Biz de o sahneyi her şekilde kullanacağız artık. Tekrar artık enerjimiz yerine geldi uzun zamandan sonra. Peki şey açısından soruyorum. Yani şu an mesela yeniden bu müziğin bir karşılığı olduğunu düşünüyorsunuz. İllaki. Karşılık, zaten yaptığımız iş karşılık bulmak adına yapılan bir iş değil. Hissettiklerimizi biz yansıtıyoruz. Yani çok ne hissediyorsak onu kitlemizle, ama bir yandan da çok aslında organik karşılığını aldığımız tabii ki, tabii şey. Organik. Hatta hızla. Güzel tepkiler alıyoruz bu albümle. İşte yeni süreç başladı, yeni konserler başladı. Konserleri daha da ısındıracağız süreci. PR çalışmamız da yeniden başladı. Röportajlarımız, televizyon programları. Tekrar yeni bakalım. Sürekli albüm üreteceğiz peki, bu saatten sonra. Böyle şarkılarının bir ortaklaştığı bir duygu ya da fikir. Özellikle Diren diye bir şarkı var son albümde, gezi süreciyle yaptığımız. Orada kaybettiklerimizin anısına yaptığımız Diren diye bir şarkımız var. Kabus var. Yani toplumda, yaşamda bizi ne ilgilendiriyorsa dünyada acıları, aşkları, sevgileri, tüm insana özgü olan tüm duyguları yansıtmaya çalışıyoruz. Biz de sonuçta organik olarak etkileniyoruz. O tavırda, o biraz da muhalif tavrımızı da aslında devam ettiriyoruz şarkılarımızda.
biraz daha peki protesto olduğunu düşünüyor musun sen de? Protesto şarkılarımız var. Çok radikal şarkılarımız var. Mesela Sistem diye bir önceki albümde şarkımız vardı. Çok sert bir şarkıydı. Bayağı da sıkıntılar yaşadık televizyonlarda yayınlanması açısından. Son klibimizde de mesela Duydum ki Rutmuş'la çektik. Bir şey çıkar mı acaba diye bir sıkıntı yaşadık. Onda ne çıkacak? Geçmişten kalma herhalde imajımızda mı artık? Bir sorun olduğunu düşünmüyoruz da. Eskiden tüm yaptığımız kliplerde televizyonlar biz yayınlayalım, biz bunu yapalım, biz işte galayı biz de yapalım diyen arkadaşlarımız var. Onlar bir tuhaf bir şekilde değişik tepkilerle karşılaştırdı bizi. Sağ olsunlar onlara da teşekkür ediyoruz. Hemen birkaç mesaj daha okuyayım. Çok güzel, tamam onu sonra söyleyeyim. Bak kendi kendime değil mi? Dejavu için bağlamalarını, Cenk'in sesini, biz Dejavu'yu çok özlemişiz demiş biraz bir izleyicimiz. Başka bir izleyicimiz, tüm konuklarımıza emeğinize sağlık, tüm konuklara selamlar, sevgiler, dinlemek çok keyifli demiş. Başka bir izleyicimiz, çaydan daha iyi bir şeyimiz var, buyurmaz mısınız? Hayat televizyonunda arka bahçede demiş. Pardon. Orada ayran sofrası fotoğrafı göndermiş izleyicimiz. Öyle. Herkes anladığım sıkıntı yok. Evet. Tamam. Bağlamalarla geliyoruz. Çıkışta inşallah siz adresi de arkadaşlara DM atarsanız biz sizi arayacağız. Ayrıca bana da sonra ben onun mesajı okudum da orada eğlendim. Gömleğin ucunu düzelt diye yazmışlar. Ben onu bir süre anlamadım. Allah'ım diyorum ya. Düşünceli seyirci değil mi? Ha yani seyirci mi atmış bizler? Biz de bir dost. Gömleğinin ucu. Size de öyle şeyler geliyor mu kuliste böyle düşünceli hediyeler bilmem neler? Yok. Bizden çikolata geldi ya. Çiçek. 30 kilo çikolata yedik. Çikolata ya. Evet, çok güzel. Algılanmasın yani, çikolata ve çiçek geliyor. Gelir. Çok düşünceliler. Baklava da geldi bayağı. Baklava. Yani tatlı geliyor. Tatlı geliyor. Güzel yedik. Şeker konusuna girecektik. Bu saatte insanların canını çektirmeyelim böyle şeyler. Evet ya. Ayran iyiydi, üstü kapalı geçti. Kimsenin canı çekeceği bir şey yoktu. Ayran herhalde herkes içiyordur. Tam uykudan önce işte. Tamam. Bir de baklava üstüne. Bu arada oyun ne zaman? Oyun 15'inde. 15 Salı günü. Haftaya Salı günü. Moda sahnesinde. Moda sahnesinde. 8.30'da. Biletler. 20.30. 20.30. Evet. Sabah 8.30'da oynuyoruz. Temizlik işleri, oyun, kabare değil. Taşra Kabare'nin. Taşra Kabare'nin. Temizlik şöyle desek işleri. Ben bunu her programda. Her programda. Ne yaptın? Oradan bize böyle yapsana. Bu hafta da Ankara Dayanışması için sahneye çıktınız siz de. Evet, belki ondan da bahsetmek istersiniz. Pek çok tiyatro bunun bir parçası. Galiba bu başka türlü bir dayanışmadan hani tiyatroların kendi adına da bir şeye gösterilen bu refleks. Evet. Bahsetmek ister. Ya zaten ortada değil mi? Yani evet hani bizim de bir katkımız olabildiyse ne güzel. Bu bir Aralık ayı boyunca devam edecek bildiğim kadarıyla. Moderatörlerinden biri de benim okuldan arkadaşım Firuze. Ama bütün tiyatrolar, yani biz kendimiz denk geldik ve hani biz de oynayalım dedik. Ve hani onlar da bizi programa aldılar. Aralık ayı boyunca devam edecek sanırım. Belli oyunların gelirleri, yani o gün oyun dayanışma için oynanmış olacak. Biz de buna bir katkı sağlamak istedik kendimizce, yani naçizane. Bir Aralık ayı boyunca da devam edecek herhalde. Bunu takip edebilirler şu anda. Evet, tam şeyi nereden takip edebilirler? Ya, program çok kalabalık. Evet, her tiyatro kendisi başvuruyor bizim sanırım. Bizim de sosyal medya adreslerimizden de görebilirler bu takvimi. Evet, doğru. Birçok tiyatroda paylaşıyor tabii, aslında. Tabii. Evet. Galiba hani şu tarafı da mühim, yani hani atıyorum bu hafta gidemeyecekseniz bile ama hani tabii, işte tabii. Yaralıların tedavisi için harcanacak bir ortak havuz oluşturuluyor tiyatrolar tarafından. Belki öyle de düşünmek lazım, hani dayanışma kısmının. Katkıda bulunmak isteyenler oyunlara bilet alsın, hem gitsin bir tiyatro oyunu izlesin, tabii, hem de katkıda bulunsun. Gelenlere ama atıyorum yani 2 kişilik alacağını 4 kişilik alana. Alabilirler onlar, onların düşünceleri, ince düşünceleri. Onlar bir de buradan aslında şey gelmiş, şu sahne meselesi bütün tiyatroların kadim bir derdi olarak devam ediyor. Şimdi misafir sahnelerdesiniz. Daha doğrusu sahnelerin misafirisiniz. Evet. Moda sahnesi.
bir lisenin salonu. Evet evet. Ama işte bizim bundan sonraki programımız, yani aslında bu bütün tiyatro şimdi ufak ufak, yani ufak ufak değil, sahneler açılıyor. Bir sürü alternatif mekan var. Ama sen de gelip gördün, hani bizim oyunumuz her sahnede oynayabilecek bir oyun değil yani hacmi sebebiyle. O yüzden yani zor hani bulmak, ama biz de bir takım işte farklı yerlerde oynamaya devam edeceğiz ve biz mutlaka Anadolu turnesi yapmak istiyoruz. Bu Ocak'tan sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerine gideceğiz. Hani çünkü bu oyunu onların görmesini çok istiyoruz yani. Buraya gelemeyen, İstanbul'a gelemeyen izleyicilerin. Sizin böyle bir program olacak. Sizin kökeninizde böyle bir var. Taşra. Var. Evet, evet. Yani zaten hepimizin kökeninde yok. Kökeninde yani. Ben de zaten var. Altını. Evet, çizmemiz gerekiyor. Ama oradaki şeyi anlamak açısından önemli olduğunu düşünüyorum ben. Oradaki izleyicinin, oradaki seyircinin ihtiyacı, oraya ulaşan tiyatronun, konserin azlığı. Evet, yani hani maalesef bu ülkenin tabii büyük şehirlerin dışında ki yerlerde oynamak, yani bizim niyetimiz öyle ve bu inşallah olacak. Öyle olursa da güzel olur ya. Yani hani ben daha önce yaptım turne başka oyunlarla. O başka, yani burada oynadığınızla orada oynadığınız etki farklı oluyor. Ve güzel bir şey bu. İkisinde tanık olmak. Bunu deneyimlemek iyi bir şey yani. O yüzden gitmeliyiz. Sen oynadın mı kadar. Peki? Nerede? Mesela atıyorum Adana'da. Taşra'da. Zaten İstanbul'da işte memleketin her yeri taşra. Evet evet, ama şimdi zaten diye sorunca tıpkı sen drink drink gibi, neyse şu an gelmez ama oynadım tabii. Yani ben bir düğün salonunun sahnesinde oynadım mesela, hiç ışıksız. Güzel oldu. Hiç ışık falan hiçbir şey yoktu ama oynadık, güzel. Disko topu var mıydı? Disko topu yoktu ama hani o bildiğimiz öyle bir yerde oynadım yani. Ya öyle bir yer gene iyiymiş de, ışık olsaymış gene. Hayır şey, aynen. Floresan vardı işte. Ha. Duran duran. Duran duran gibi. Duran duran yani sonuçta, doğru söylüyorsun. Ya güzel. Her ya şey gezmek. Dinleyin. Yani Taşra'daki seyirciye gitmekle ilgili. Ha. Yani tabii işte gönül istiyor ki oralara da keşke bütün bu kültür, sanat adına her şey oralara da bir ulaşabilse oradaki. Yani ben şimdi böyle konulara da çok da girmemek lazım ama sadece şunu söyleyeceğim. Bu beni çok rahatsız eden bir şey. Mesela gündüz evdeyken falan televizyonu açtığım zaman tamam onlar da olsun. O da belki bir keyif, hani işte altın bileziklerle oynamalar falan. Hani ama sadece izdivaç programları oluyor ya böyle yaklaşık 5 saat boyunca falan gündüz. Yarışma programları. Aha. Sabah başlayıp 7 saat süren. Akşam zaten onlar ama gündüz de sadece bunlar oluyor ya. Yani keşke mesela o peki, başka bir şeyler kadın, daha olsa. İzleyicinin özellikle kadın ve çocukların hedef kitle olduğunu düşünürsek bir böyle ne bileyim zekamıza da laf etmek gibi geliyor bana ya. Yani işte şöyle bir şey var maalesef. Sonuçta televizyon izleyicisi biraz daha hazıra konan bir izleyici ya. Hani ne sunarsan, atıyorum 5 tane işte elma sunduysan arasından en beğendiği elmayı seçip yiyor ya. Sunulmamasıyla alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yoksa gayet insanların aklı başında. Halk çok bunu, da bunu istiyor diye öyle bir şey yok. Yani işte neyse, bu dallanıp budaklanır. Niye girmemek lazım dedin? Ya çünkü dallanıp budaklanır. Şimdi bunun üzerine 2 saat konuşmamız lazım ki tam olarak ifade edebileyim kendimi. O kadar vaktimiz yok ama işte şey. Ben de diyorum ki en azından biz işte tiyatroyla gidelim. İşte Anadolu'da oynayalım. İşte doğuya gidelim. Hani her tarafını yurdun. Güzel güzel bir gezelim. Bizi de izlesinler. Bizden de bir şey alsınlar. O i̇şte sinemaya kazanalım, o seyircileri kazanalım. İşte sinemaya da gitsinler. Keşke gönül ister ki işte bir ne muhteşem filmler artık çekilmeye başlandı. Evet, evet. Yani şu, bu ara artık özellikle çok bence yükselişe geçti Türk sineması. Ve hani keşke onları da izleseler falan. Daha böyle okumaya yönlendirebilsek, yöneltebilsek biraz daha filan gibi işte böyle sonra hayaller bizim hayaller. Sonra muhabbet kurtarır belki. Öyle. Bunlar olursa. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Hayır. Ya bitirmeyeceğiz. Hayır. Devam etmek hayır. istiyoruz. Hayır. Bitireceğiz. Maalesef bitireceğiz. Hemen bir kez daha hatırlatalım. Önümüzdeki salı Moda sahnesinde temizlik işleri oynuyor efendim. Son olarak böyle
bir mesela yakın zamanda yeni bir yani bu yıl bu oyun oynayacak sezon boyunca. Değil mi? Yani bu yıl içinde ikinci bir oyun yok ama seneye galiba. Her seneye bir hedefiniz olduğunu söylediniz. Evet, inşallah yapabilirsek ne güzel olur. Öyle bir peki sahne var. Meselesi var mı? Sahne kuracak mısınız? Açmak. Hı-hı. Sahne değil, bizim başka bir hayalimiz var. Sadece sahne değil. Hmm. Az sonra değil. Hmm. Bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere. Şu an erken yani galiba. Yine geliriz. Evet, bir tamam. Mekan hayalimiz var ama... Daha komplike anladığım kadarıyla. Bilmem, çok güzel bir hayalimiz var. Umarım ömrümüz yeter onu yapmaya. Şu sahne dertlerini çözmek için senin programda önce söylediğin şey çok önemli ya, evet. Aslında. Evet, insan yani tabii böyle bizim gibi çok yeni oluşumlar var. Mekanlar açılıyor, yeni tiyatrolar kuruluyor. Genç arkadaşlar hani oyunlar yazıyorlar, onlar sergileniyor. Ama bir ayrışma mı diyeyim, nasıl diyeyim? Hani sanat camiasında bir şey var ya, birbirimizi gördüğümüzde böyle bir yüzümüze gülüyoruz da arkamızdan. Yani olur olmadık şeyler söylüyoruz. Aslında işte taşra, kabare. Yani biz kimse hakkında böyle konuşmuyoruz, bunu söyleyelim. Bütün yeni yapılan işler bizim için umut. Hani yeni kurulan tiyatrolar. İşte belki birkaç böyle özel tiyatro bir araya gelip bir şey yapabilir. Belki şu Ankara dayanışması için kurulan... Evet, birliktelik. Evet, evet. Yani güzel bir şeye dönüşebilir. Ortak sahneler, daha büyük, daha güçlü. İşler olabilir. Yani bir arada olmaktan sıkıntı... Evet, var ve bir arada olmaktan... Mutlaka. Bir arada kalmaktan sıkıntı gelmez. Biz de o yüzden hani böyle bir oluşuma giriştik. Sonra arkadaşlarımız da bize katıldı. Yani biz şu an ne yapabiliyoruz? Elimizi nasıl taşın altına sokabiliriz? Biz bir arada kalmaya çalışıyoruz. En iyi bildiğimiz şey de bu işte. Evet. Ve işini iyi yapan arkadaşlarla bir şeyler üretmeye devam etmek istiyoruz. İşini severek yapan, yaparken mutlu olan arkadaşlarla. O galiba biraz sihirli tarafı. En güzel tarafı. Değil mi? En güzel tarafı. Sizinki de sevmese yapılmaz kardeşim falan. Gerçekten öyle. Doğan, sizinle veda edeceğiz programı, evet. Arka Bahçe'ye. Dün ne? Bu arada sizin pek çok şarkı size ait. Belki albümün o tarafından da bahsedersiniz. Evet, yani 3 albüm ve bir single, %88'i oran vereyim, bizim şarkılarımız. Ortak bir şekilde Cenk yazıyor, bir düzenliyoruz. Besteler, müzikler. Sözleri Dejavu. Genelde Cenk yazıyor. Cenk yazıyor, evet. Biz düzenliyoruz. Aranjelerini, son albümün aranjörlüğünü ve müzik yönetmenliğini ben yaptım. Müzik yönetmenliği sürecimiz de başladı aslında. Birkaç albüm daha yaptım başka sanatçıların. Yasemin Göksu falan vesaire. Devam ediyor. 4. albüm inşallah tekrar. Onu da hazırlayacağız. Düzenleme meselesi ama bir albümde çok kritik değil mi? Düzenleme çok kritik ve çok zor işler. Bayağı yoruyor insanı. Eline sağlık o zaman. Dejavu'dan dünle veda edeceğiz ama onun hemen öncesinde böyle... bizim programımızın da başta söylediğim gibi mottosu olduğu için Nadir Sarıbacak'ın şu Antalya Film Festivali'nde sansürlenen konuşmasını da verelim. Onu izleyelim. Arkasından Dejavu dün şarkısını söylesin, seslendirsin, çalsınlar bizim için. Ondan sonra Arka Bahçe'ye veda etmiş olalım. Biz diyoruz ki yani bizim böyle şeydir yani programı izleyicilerimiz bilirler, böyle her hafta fikstir yani tanıtımında muhabbet, işte açılışında muhabbet falan. O yüzden böyle çok ağrımıza gitti. Zaten Nadir Sarıbacak gibi gerçekten çok kıymetli ve çok yetenekli bir oyuncuya da bunun gerçekten yapılması da ayrıca saygısızlık. Bunu da bir kez daha söylemek istiyoruz. O güzel konuşmayı, bizi muhabbet kurtaracak konuşmasını verelim. Arkasından Dejavu'nun muhteşem ve böyle sizi uykuya bayağı dinamik gönderecek şarkısıyla veda edelim. Hemen programımızdan sonra da onu da duyuralım. Rüzgar'ın Hatıraları filmi, Özcan Alper'in yeni filmi vizyona girdi. Biliyorsunuz dün galasını yaptı. Arkadaşlarımız gittiler. Galadan röportajlar da yaptılar. Oldukça keyifli bir özel röportaj hazırladılar. Hemen Arka Bahçe'den sonra oturup tat tat onu da izleyebilirsiniz. Haftaya Sarmaşık Film ekibi bizimle birlikte olacak. Adını anana gerçekten böyle eskittim. Nadir Sarıbacak, Tolga Karaçelik, Kadir Çermik ve Hakan Karsak bizimle birlikte olacak. Ayrıca Cihan Murtezaoğlu da bize müzik yapacak önümüzdeki hafta. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Muhabbet de efendim. Kendinize iyi bakın. Hat
hayatı dinden, dilden, ırktan, meşrepten, mezhepten ve hepsini aşk derecesinde seviyorum. Ve bizim ancak kardeşlik ve muhabbetin kurtaracağına inanıyorum. Bu yıl 52.si düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali yapılan ödül töreniyle sona erdi. Ödül töreni sırasında töreni naklen yayınlayan A Haber Televizyonu, Sarmaşık filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Nadir Sarıbacak'ın konuşmasını sansürledi. Muhalif olamayacağına göre, biri kesildiği zaman bütün vücut acıyacağına göre biz kader bağlılığımız var memlekette. Bütün kardeşlerimi seviyorum ve onların... Dertlerimizi kurtaracağına inanıyorum. Her duyguden, düşünceden ortak birlik. A Haber Sarıbacak konuştuğu sırada canlı yayını kesip gecenin yapıldığı Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nin havadan çekilen görüntülerini vermeye başladı. Sarıbacak'tan sonra en iyi yönetmen ödülünü almak için sahneye çıkan Tolga Karaçelik, "Kötü bir şey söylemeyeceğim, kesmenize gerek yok," dedi. Gecenin ardından Sarıbacak, konuşmasının canlı yayında kesilip yerine gecenin yapıldığı Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nin havadan çekilen görüntülerinin verilmesine ilişkin sadece "Keşke olmasaydı, bir şey söylersem yaptığım konuşmayla ters düşerim," dedi. Sarıbacak'ın konuşmasının canlı yayından alınmasına Twitter üzerinden de yoğun tepki geldi. Dün her şey yeniden başladı sandım, oysa her şey bitmişti. Dün bütün yalanlarına inandım, oysa gerçek değildi. Koy sana beni kalbine, yine susmuyor sesin hep içimde. Koysa da kader, yorsa da keder, olsa da beter, dön geri gel. Bam 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 bam. Dün sensiz geçen saatlere sordum, zaman akıp gitmişti. Dün aşkı yoran senelere sordum, günler aylar bitmişti. Hadi koy sana beni kalbine, yine susmuyor sesin hep içimde. Koysa da olsa da beter, dön geri gel. Al kalbim, al senin olsun. Sözlerin sende kalsın. Ruhum sende yansın. Ne olur beni terk etme sen ya. Teşekkürler.